Yüce Allah'ın sessiz kullarım dediği sokak hayvanları pati evinde misafir oluyor. Ve peygamberin de buyurduğu merhamet etmeyene merhamet olunmaz şiarı Talas'ta yaşatılıyor. Hoş geldiniz. Burası Talas Belediyesi pati evi. Yani köy sokak hayvanlarının barınağı. Bu sokak hayvanlarını biz aciz olanları yani yaralı olanları, güçsüz olanları ve yavru olanları daha çok burada geçici bir mekan olarak değerlendiriyorduk ve burada misafir ediyorduk. Büyükşehir Belediye'mizde aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yaptığımız işbirliğine tedavilerini yapıyorduk. Burası geçici barınak olarak 2019 yılının Ekim ayında açıldı. Ama son çıkan yönetmeliğe göre, tahammüme göre artık sokak hayvanlarının tamamı barınaklarda olacak. O nedenle de 10 tane personelimiz, bir tane pati taşıma aracımız, bir tane pati kurtaran aracımızla beraber 7/24 çalışıyoruz. Burası diğer yerlere göre farkı yok ama daha bir konforu var. Bir de doğal hayatla ilgili vurgu yapılır bütün hayvanları koruma yönetmeliklerinde. Burası da en doğal barınak diye düşünüyorum. Çünkü burada 5 tane mağara, onun dışında da 7 ayrı bölümde doğal ortam var hayvanlara. Aynı zamanda gölgelikler, kulübeler, yavruları ayrı, yaralıları ayrı, hamileleri ayrı, kendine yetenler ayrı, yaşlılar ayrı ve artık sokakta insanlara zarar verme ihtimali olanlar da ayrı olmak üzere birçok bölümümüz var. Burada kameralarımızla 7/24 gözlüyor ve en doğal taraflarından biri de elektrik enerjisini de güneş enerjisinden kendisi temin ediyor tesisimizin. Bir sonraki aşamada yanı başımızdaki özel bir arsaya da daha önceki olduğu gibi projemizde hayvan mezarlığı yapacağız. Burada hayvanlarımız çok rahat. Hayvanseverleri her zaman bekliyoruz ziyarete. Çocuklarını sevindirmek isteyenler de gelebilir. 2019 Ekim ayından bugüne kadar burada 5000 barınağımızda köpek misafir edildi. İhtiyaçları giderildi. Yerine göre doğal ortama yeniden salındı ya da Büyükşehir Barınağı'na gönderildi. Ama bunların 615 tanesi de sahiplendirildi. Yani sahiplendirilmesi de çok bizi mutlu ediyor. Sahiplenmek isteyenler gelip bakabilirler. Burası her zaman ziyaretçimize de açık. Hayvanlarımız da çok mutlu gördüğünüz gibi. Hayır, sadece bir sözleşme imzalıyoruz. Bakımaya taahhüt eden bir sözleşme, bakım sözleşmesi. Onun dışında eğer vazgeçerse yine bize getirmek üzere sözleşmenin en önemli iki maddesi. Onun dışında herhangi bir ücret falan yok. Kuruyorlar. Tabii. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bilhassa çocuklar çok bitkinleşiyor o kayıptan sonra. Hatta bir kuş olsa bile kafeste, bir balığı ölse bile o balığın en azından diyelim ki ölüsüne bile son görevini yapmak istiyor. Bilhassa bu büyük hayvanlar olunca, kedi gibi, köpek gibi hayvanlar olunca bu mezarlık gerekli. Bu mezarlığı da projelendirdi. Arkadaşlarımız havalar el verdiği süre içerisinde en kısa zamanda da tamamlayacağız ama bunun bir ihtiyaç olduğu kesin. Evet, eleman sayımızı artırdık. 7/24 çalışmaya gayret ediyoruz. Ama en önemlisi şu ki hakikaten bu kararname çok önemli. Zira bilhassa merkezde, şehirlerde o köpek için doğal ortam değil. Adı sokak köpeği ama işte camilerin, daha diğer parklarımızın, insanların çokça tertemiz olmasını arzu ettiği yerlerde bu hayvanlarımızın gelişi güzel dolaşması biraz sıkıntı veriyordu. Ayrıca bir fobisi olanlar var. Bir de son günlerde televizyonlarda gördüğümüz köpeklerin insanlara saldırmalarından dolayı çok sıkıntı çeken çocuklarımız, büyüklerimiz oldu. En azından kışın, önümüz kış, kışı barınakta geçirmeleri onlar için de harika bir otel hizmeti gibi bir hizmet almalarına sebep olacak. Arayıp da bulamadıkları mutluluğu yaşayacaklar. Getirebiliyorlar ama biz onları tabii ki bir kontrolden geçiriyoruz. Buranın bayağı bir masrafı var aslında. Ancak
kışlanın yemekhanesinden, belediye yemekhanesinden artanlarla birlikte biz de köpek maması alıyoruz burada. Ama bununla beraber pazartesi ve cuma günleri de temizlik için ziyarete kapalıyız. Mümkün olduğu kadar pazartesi ve cumanın dışında gelsinler. Sahir zaman başımızın üstünde yeri var. Yem de getirirlerse memnun oluruz. Burada bir ev ortamında, ev konforu halinde besleme yapıyoruz. Bakın barınmasını yapıyoruz. Bir de Peygamber Efendimizin bir lafı var. Merhamet edilmez diye bir lafı vardır. Onu biz şiar edilmiş bir çalışan olarak bunları biz kendimize şiar edindik. Kimseye laf gelmesin diye elimizden geleni de yapıyoruz. Gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Geldiğiniz gördüğünüz gibi hijyenik bir ortam, temiz, çok güzel bir ortam. Burada Talas Belediyesi de elinden geleni yapıyor. Günlük rutin bir şekilde, sağlık hijyenik bir şekilde vermekteyiz. El teması yok gördüğünüz gibi. Dışarıdan veriyoruz yemeklerinde. Hayvanların yaşlı bölümü ayrı, genç bölümü ayrı, doğum yapan hayvan ayrı. Hepsinin ortamı ayrı ayrı hijyenik bir şekilde biz sağlıklı bir ev ortamı şeklinde bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, gayretle gösteriyoruz. Vatandaş da memnun. Hiçbir şikayet olmadı şimdiye kadar. Oğlum köpek sahiplenmek istiyordu. Kediyi fazla şey yapmadık. Tüyü dökülüyor falan diye kediyi sahiplenmek istemedik ama köpek daha çok hoşuna gitti ve yavru köpek bunu cins olarak da daha beğendi. Almak istedik. Eğer sıkıntı yaşarsak evde geri getirip verme şansımız varmış. Geri getirip vereceğiz. Peki. Aa, çok güzel. Çok yani belediyemiz de çok güzel bir şey yapmış. Dizayn mı etmiş diyelim. Evet.